Değerli öğrencilerim, sevgili arkadaşlarım, selamlar, merhabalar. Evet, 80 günde AYT Matematik kampımızın kaçıncı gününe geldik ya? 54. gün mü? 54. gün mü? Bir bakalım, bir bakalım, bir bakalım. Kaçıncı Evet, 54. gününe gelmişiz. Şimdi süreklilik diyeceğiz arkadaşlar. Son 4 tane limit süreklilik konusunun içerisinde son 4 dersimiz kaldı. A'dan Z'ye her şeyi vereceğim her zamanki olduğu gibi. Hemen de ödevlerini alacaksın. Çat 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 ödevlerini yapacaksın. Hemen ödevlerini de söyleyeyim sana ödevlerini de söyleyeyim. Limit sürekli 11-12. videolar izlenildiğinde test 9. Sonra 13-14 izlenildiğinde arkadaşlar artık limitle ilgili karşına gelebilecek her şeyi yapacaksın dedik. Güzelce çalış güzelce çalış bırakma. Az kaldı türevi integral diyeceğiz işi bitireceğiz. Şşş korkma korkma türevden de korkma integralden de korkma Selim hocanın elinden bir tut. Sürekliye sürekliye gideceğiz. Çok detaylı anlatacağız oraları da. Kafanda hiçbir soru işareti kalmayacak. Görmedim biliyorum. Belki ilk defa göreceksin bu konular ama zor değil. Vallahi zor değil. Bak bir, bir dinle. Zor olmadığını göreceksin. Selim Hoca'nın geçen seneki videoların altlarına bir bak. Geçen senekine bakma. Geçen sene müfredattan kaldırıldığı için çok izlenilmedi. Ondan önceki sene yayınladıklarımıza bir altlarına bak. Şimdi süreklik. Nedir sürekli? Şimdi arkadaşlar aslında limitle sürekli birlikte anlatmamız gerekiyor ama müfredatta ayrı ayrı verildiği için Biraz daha kafanıza işinize sinsin diye ayrı ayrı anlatıyoruz. Şimdi detaylı anlatımlar yapacağım. Şu küçük trikler var. Sürekli ilgili karşınıza böyle çok trikli sorular sorabilirler. İşte onları güzelce yapabilmen için tüm detayıyla vereceğim. Hadi sana birkaç soru sorayım önce. Şimdi limit. Grafik sorularında ne zaman limit yoktu söyle bana. Ne zaman yoktu? Grafik geliyor. Sadece zıplama yaptığı, koptuğu yerlerde limit yoktu. İçi boş olan yerlerde limit var mıydı? Vardı. İşte limite ek bir tanım daha ince ekleyeceğiz. Şimdi biz limitin içerisinde fonksiyonun tanımlı olup olmaması bizi ilgilendiriyor muydu? O noktada ilgilendirmiyordu. Peki fonksiyon tanımlı olsa da fonksiyon değerinin limit değerine eşit olmasıyla hiç uğraşıyor muyduk? Uğraşmıyorduk. İşte burada onunla uğraşacağız. Yani fonksiyonun limiti olacak, limit olacak bir kere. Yani sürekliliğin şartlarından bir tanesi fonksiyonun o noktada limiti olması ve fonksiyonun o noktadaki değeri limit değerine eşit olacak. Bak şurada hemen bir göstereyim. Mesela fx fonksiyonun her noktasında limiti vardır. Değil mi? Her noktasında limiti var. Her noktasında tanımlı mı? Her yerde tanımlı. Tamam. O zaman bu fonksiyonda bana sıkıntı çıkaracak hiçbir yer olmadığı için bu fonksiyonun bütün noktalarında şey süreklidir diyebiliriz. İşte sürekli şöyle diyoruz arkadaşlar. Elini grafiğin üstüne koy. Hiç böyle içi boş yerde olmayacak kopma yapan yerde olmayacak. Tamam mı? Bak limitte içi boş olan yerlerde de kopma olmadıktan sonra içi boş olan yerlerde de limit vardı. Ama süreklilikte arkadaşlar içi boş olan yerlerde de sürekli olmayacak. Şimdi detayına gireceğiz. Bak şimdi elimi koydum grafiğin üstüne. Hiç sıkıntı yaratan bir nokta var mı? Yok. O zaman bu fonksiyon her yerde limiti de vardır, süreklidir de. İşte polinom fonksiyonların en önemli olduğu nokta orasıydı aslında. Polinom fonksiyonlar özel bir tanımdı bizim için. Her yerde süreklidir diyoruz ya. İşte hiç sıkıntı yaratmayan fonksiyondur polinom fonksiyonlar. O yüzden her yerde süreklidir. Mesela x kare. Mesela y eşittir x. Y eşittir x küp artı 5x. Polinom fonksiyon her yerde nedir? Süreklidir. Ama böyle bölüm durumunda bir fonksiyon varsa mesela x artı 2 bölü x eksi 2. Yani x eksi 2 tanımsız yapıyor onu. O zaman orada süreklilikle ilgili sıkıntılar oluşacak. Anladın değil mi? Hadi gel buna bakalım şimdi x eşittir a noktasında bu fonksiyonun limiti var mı önce söyle bana. Bak limiti var. Limiti sağdan yaklaştım soldan yaklaştım B'ye eşit. Peki sürekli mi? Değil. Sürekli ilk şartımız şu olacak arkadaşlar. Limit değeriyle fonksiyonun o noktadaki değerleri birbirine eşit olacak. Yani bu değer fonksiyon değeri bunun içinde olacak. İçi boş olan yerlerde süreklilik yoktur. Tamam mı? İnceleyeceğiz hepsini detaylıca. Buna bakalım şimdi x eşittir a duvarını çizdim. Sağdan çaptım C, soldan çaptım B. Eşit mi? Yok. Kopma varsa limit yok. Limit yoksa zaten sürekli daha da şey yoktur. Tamam mı? Yani ilk şartımız fonksiyonun tanımlı olması. Sonra limitli olması, sonra da limit değerinin fonksiyon değerine eşit olması. Bak, buraya bakıyorum. Sağ limitim C, sol limitim B. Fonksiyonun a noktasındaki değeri C. Fonksiyonun limiti yok. Limit değeri fonksiyon değerine eşit olacak dedik. Olmaz. Gel buraya şimdi. Arkadaşlar bu durumlar birazcık sıkıntılı durumlar. Ya aslında yani gerçekten şöyle matematik anlattığımız zaman yani bilimsel olarak anlattığımız zaman bu A noktasında da fonksiyon sürekli değildir diyoruz. İçi boş. Niye? Ama müfredat diyor ki fonksiyonun diyor şey tanımlı olmadığı yerde sürekli diye hiç bakma kardeşim diyor. Bak A F A değerini söyle burada bana F A var mı F A yok. O zaman burada hiç süreklilik incelememiyor. Bakma diyor. Tamam mı? Şimdi neyse. Yani bizim grafik sorusu karşımıza çıktığında önce bakacağımız şey limit. Limit var mı? Var. Limit varsa o noktada fonksiyon değerleri bunlara eşit mi diye bak. Mesela bu grafikte arkadaşlar mesela şurada bir A noktası olsun. A noktasında limitim neye eşit? B'ye eşit. Bak limit x. A noktasında fx'in limiti neye eşit? B'ye. Peki bana f a'yı söyle şimdi. Yani fonksiyonun sonucunu söyle. Söyledim. F a da b'ye eşit. Eşitler mi? Eşitler. O zaman bu fonksiyon bu noktada nedir? Süreklidir. Hatta bu fonksiyon üstündeki her noktada süreklidir. Yine bu, bu fonksiyona bak her noktada süreklidir. Bu fonksiyona gelelim arkadaşlar. Hadi bana söyle şimdi limitini söyleyelim. X A noktasında grafik kopmamış. A noktasına duvarımı çizdim. Sağdan da B'de çarptım. Soldan da B'de çarptım. O zaman bu fonksiyonun bu noktadaki limit değeri B'ye eşit. Hadi şimdi bana F A'yı söyle. O noktadaki fonksiyon değerini söyle. F A nereye gitmiş? C'ye. Eşitler mi? Değiller. O zaman bu fonksiyon burada süreksiz yani sürekli değil anlamına geliyor. Tamam mı? O zaman benim karşıma bir grafik sorusu karşıma geldiğinde böyle giden bir fonksiyonsa her yerde süreklidir. Mesela geldi böyle içi boş, başka bir yerde tanımlı. O zaman bu fonksiyon o noktada sürekli değildir. Fonksiyonun grafiği koptuysa zaten hiç sürekli değildir o noktada. Tamam? Şimdi tanımımıza bir gelelim. Bir fonksiyonun sürekliliği sorulduğu zaman yapacağımız 3 tane inceleme var. Gel. Birincisi, fonksiyon o noktada tanımlı olmalıdır. Ne demek fonksiyonun tanımlı olması? F a gibi bir değerin mutlaka olması gerekiyor. F a eşittir n olsun mesela. Yani fonksiyonun grafiğinde ya böyle tanımlı olacak a için n'ye gidecek. Veya gelecek içi boş olsa bile başka bir yerde A değeri için tanımlı olacak. Yani A değerinin karşılığında içi dolu bir yer olacak kardeşim. Yoksa sürekli o noktada bakamayız. Yok çünkü fonksiyon tanımlanmamış orada anladın mı? Sonra fonksiyonun tanımlı olmasını sağladık. Sonra x eşittir a'da limiti olmalı. Yani limit. x a noktasında fx'in limiti ne olsun o da? Baktım fonksiyonun değeriyle limit değeri birbirlerine eşitse o zaman bu fonksiyon x eşittir a noktasında süreklidir diyoruz. Neymiş şartımız? Fonksiyon o noktada tanımlı olacak. Fonksiyonun o noktada limiti olacak. Limit değeriyle de fonksiyon değeri birbirine eşit olacak. Yani elini grafiğin üstüne koyduğunda böyle sıkıntısızca ilerleyecek arkadaşlar. İçi boşta olmayacak, kopmada olmayacak, hiçbir şey olmayacak. Tamam mı? Limite göre daha kolay aslında. Koy elini üstüne. Bak mesela şöyle bir şey olduğunda içi boş kaldı burada. Arkadaşlar burada limiti yoktur. Tamam mı? Burada limiti yoktur. Şey limiti vardır ya limiti yoktur diyorum. Fonksiyonun burada nedir? Sürekli değildir. Fonksiyonun tanım kümesi çünkü nerede? Başka bir yerde. Limit değeriyle fonksiyon değeri birbirine eşit değil. Hadi benimle beraber tekrar et o zaman. Süreklilik neymiş? Önce fonksiyon tanımlı olacakmış orada. Tamam mı? Önce tanımlı olacak. Sonra tanımlı olduktan sonra tanım değeri, sonucu, limit değerine eşitse hep ne diyoruz? O fonksiyon o noktada süreklidir diyoruz. O zaman bu her yerde sürekli bak. Hop her yerde sürekli. Her yerde sürekli geldim. Aha bana sıkıntı çıkardı. Bu noktada limit var ama fonksiyon değeri eşit olmadığı için sürekli değil. Geldim buraya şimdi. Bakıyorum arkadaşlar bana FA değerini söyle hadi. FA yani fonksiyonun tanımlı mı diye bir bakıyorum. FA neye eşit? C'ye eşit. Hemen şimdi limitine bakıyorum. Hocam grafik kopmuş. Koptuysa limit yok çünkü sağ ve sol limitleri eşit değil. E, limit yoksa zaten arkadaşlar sürekliliğe bakmana gerek bile yok. İlk şartımız tanımlı olması, ikinci şartımız limitin olması. Grafik koptuysa direkt o noktada yani bu fonksiyon X eşittir A noktasında süreksizdir diyoruz. Sürekli olduğu en geniş küme diye sorar şimdi sana. Nerede sürekli değil bu fonksiyon sadece A'da. O zaman reel sayılardan neyi atacaksın A'yı? Bunun adı ne? Sürekli olduğu olduğu en geniş küme. En geniş küme. Peki bu fonksiyonun tanım kümesi nedir onu söyle bana. Nedir tanım kümesi? Bak A için bir sonuç var. Tanımlı yani. Tüm reel sayılarda bu fonksiyon tanımlıdır. Bak geliyor grafiğimde hiç içi boş olan bir yer yok. Şimdi bu burası arkadaşlar dediğim gibi ÖSYM bu toplara girmeyecektir. ÖSYM bu toplara girmeyecektir. Şimdi burayı bir inceleyelim. Şimdi bu fonksiyonda mesela x eşittir a noktasında bu fonksiyon sürekli mi diye sordu. Müfredat diyor ki kardeşim bana f a'yı söyle diyor önce. F a var mı? Yani a'nın karşısında dolu olduğu bir yer var mı? Yok. Yani tanımsız. Yok. Tanımlanmamış fonksiyon orada. O zaman diyor ki: "Ben burada bu fonksiyonun sürekliliğini inceleyemem." diyor. Yani aslında orada sürekli değil fonksiyon. Reel sayılarda sorarsa sürekli değildir deriz. Ama tanım kümesinde mesela bu soruda şöyle deriz biz. "Bu fonksiyonun tanım kümesini söyle bana." Nedir tanım kümesi? Geliyor bak. Geldi 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 geldi. A için bir de, tanımı yok. Yok sonucu. O zaman bu fonksiyonun bana tanım kümesini sorarsa. Bak tanım kümesini sorarsa. Derim ki reel sayılar da A hariç her yerde tanımlıdır derim. Bu tanım kümesi. Peki bana bu fonksiyonun sürekli olduğu yerleri şöyle sorarsa bak. Tanım kümesinde, tanım kümesinde, tanım kümesinde süreksiz olduğu yerleri sorarsa. Bak tanım kümesinde diyor süreksiz olduğu yer. Yani diyor ki tanım kümesinde A yok. O zaman A'ya bakma sen diyor. O zaman derim ki bu fonksiyon tanım kümesinde tanım kümesinde süreklidir derim. He soru da sormaz ya şöyle sorarsa reel sayılarda bu fonksiyonun sürekli olmadığı bir yer var mı diye sorarsa bak reel sayılarda, bütün sayılarda sürekli olmadığı bir yer var mı diye sorarsa A da yine sürekli değildir diyebiliriz. Ama o topa girmeyecektir ÖSYM. Çünkü diyor ki müfredat sürekli şey tanımsız olduğu yerlerde sürekliye bakma. Ama tekrar şöyle diyorum bakın. Eğer sana reel sayılarda, reel sayılarda sürekli olmadığı yeri sorarsa, sürekli olmadığı yeri sorarsa sonuçta reel sayılar. Reel sayıların içerisinde A'da var mı? Var. Bu fonksiyon A'da sürekli mi? E değil. O zaman sürekli olmadığı yerleri sorarsa A dersin. Ama tanım kümesinde sürekli olmadığı diye sorarsa tanım kümesinde A yok zaten. A yok. A yoksa orada ben süreklidir, süreksizdir falan diye bir şey söyleyemem. Anladın değil mi mantığını? Yok çünkü orada. Hadi buraya gelelim şimdi. Şimdi bir kere buraya inceliyorum. Direkt süreksizdir diyebilirim değil mi? Nerede? Bak buralarda süreklidir ha. Bu fonksiyon süreksizdir kavramı doğru değildir. Bu fonksiyon bak buralarda hiç bana sıkıntı oluşmuyor. Buralarda süreklidir. Burada da hep süreklidir. Ama x eşittir a noktasında fonksiyonun limiti olmadığı için direkt arkadaşlar bu noktada süreklilik şey yapamam. Ama burada dikkat etmen gereken bir şey daha var. Bana bu soruda önce f a'yı söyle. f a yine yok f a yok. Yok karşısında dolu olan yer. O zaman f tanımsız. O zaman müfredat der ki bu fonksiyonun sana tanım kümesinde süreksiz olduğu yerleri sorarsa bak. Tanım kümesinde dedi ki bana süreksiz olduğu yerleri söyle dedi. Şimdi bu fonksiyonun tanım kümesini söyle önce. Reel sayılardan a atılır. Çünkü a için tanımsız bu fonksiyon. Peki tanımsız şey e, re, tanım kümesinde süreksiz olduğu bir yer var mı? Bak burada bu fonksiyonun süreksiz olduğu bir şey yok. A'yı attı çünkü. A noktasında tamam bu fonksiyon sürekli değil. Ama diyor ki tanım kümesinde bak kardeşim diyor. E, tanım kümesinde A yoksa o zaman ben derim ki bu fonksiyon tanım kümesinde tanım kümesinde süreklidir derim. Peki şöyle derse soru bana. Reel sayılarda sürekli olmadığı yer var mı? Evet o zaman reel sayılarda incelederse A noktasında bu fonksiyon sürekli değildir. Yazayım onu da hadi. Reel sayılarda, reel sayılarda ise nerede sürekli değildir? A'da sürekli değildir. Anlaşıldı mı? Tamam mı? Yani soruda mesela bu soruda sana dedi ki sürekli olduğu en geniş kümeyi söyle dedi bana. Sürekli olduğu en geniş küme. Nerede sürekli değil arkadaşlar? A'da. O zaman sürekli olduğu en geniş küme R'den A'yı atarak bulurum. Bu fonksiyonun sürekli olduğu en geniş kümeyi söyle dedi. Bakıyorum hep R'de sürekli 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 ama A'da fonksiyon tanımsız, limiti yok, her şey yok. O zaman sürekli olduğu en geniş kümeyi söyle derse R'den A'yı ne yaparım? Atarım. Tamam mı? Yani sorunun içerisinde Tanım kümesinde süreksiz olduğu yerleri soruyorsa ve o noktanın karşısı boşsa ben o nokta tanım kümesinde olmadığı için tanım kümesinde süreksizlik sorduğunda o noktayı dahil etmem. Anlaşıldı. Ama reel sayılarda diye sorarsa soru işte müfredattaki çelişki orada ortaya çıkıyor. Reel sayılarda diye sorarsa a noktasında bu fonksiyon sürekli olmadığı için sürekli değildir deriz. İşte o yüzden soru bankalarında bizim mesela biz birazdan soru çözmeye başladığımızda ben reel sayılarda soruyorsam reel sayılarda diye belirtiyorum. Tanım kümesinde soruyorsam tanım kümesinde diye belirtiyorum. Ta mesela bu soruda tanım kümesinde sürekli midir veya işte tanım kümesinde kaç noktada süreksizdir derse tanım kümesinde süreklidir diyeceğim. Niye? A için karşısı boş çünkü tanım kümesinde yok çünkü. Anladım mantığını. Hadi şimdi birkaç durumumuz daha var. Onları. Evet arkadaşlar şimdi burada her şeyi yerli yerine oturtacağız. Hiç gözünüz korkmasın. Hiç korkmayın korkmayın. Bu tanımsızlık manımsızlık manımsızlık. Hiç kafanız karışmasın bak. Özetliyorum. Şimdi bir grafik sorusu karşınıza geldiğinde. Grafikte hiç sıkıntı yok mu? Hiç sıkıntı yok değil mi burada? Kopma, içi boş, tanımsız manımsız hiçbir şey yok. Bu her yerde süreklidir. Bütün reel sayılarda süreklidir. Bak tanım kümesi nedir? Reel sayılardır. Her yerde süreklidir. Peki Sürekli olduğu en geniş küme reel sayılardır. Hiç sıkıntı yok. Sonra karşınıza şöyle bir şey geldi. Grafiği verdi. Tamam mı? Grafiği verdi. Böyle. İçini boş bıraktı. Tamam mı? İçini boş bıraktı. Şöyle. Hatta koordinat sisteminde çizeyim. Bak. Burası 1 için şöyle 3 gibi yaptı. Şimdi burada bu fonksiyonun bir noktasında limiti vardır. Peki f1 var mı? Yok. İşte soruyu soruş tarzına göre cevap veririm ben. Bana önce bu fonksiyonun en geniş tanım kümesini söyle. Bak bir için karşısında dolu olduğu bir yer yok. Tanım kümesi R'den 1 atıyorum. Tamam mı? R'den 1 atıyorum. Soru şöyle derse sana. Tanım kümesinde bak tanım kümesinde e, süreksiz olduğu yerleri bul dedi. Bak tanım kümesinde yani burada süreksiz olduğu bir yer var mı? Şimdi bak bu fonksiyonun sürekli olmadığı tek bir yer var o da 1. Ama diyor ki tanım kümesinde bak kardeşim diyor. E tanım kümesine bakıyorum zaten 1 yok o zaman bu fonksiyonun tanım kümesinde tanım kümesinde nedir diyorum süreklidir. Peki bu soru bana sürekli olduğu en geniş küme nedirsidir derse reel sayılarda bu normalde gidiyordu. Bir de sürekli değil. O zaman sürekli olduğu en geniş tanım kümesi derse R'den 1 atacağım. Zaten grafikte kopma varsa arkadaşlar bakın Zaten limit olmadığı için tanımına varımına falan şey ardına durduğuna da bakmanız gerek yok. Bak fonksiyona bakıyorum burada limiti yok. Sağ limitle sol limit eşit değil. O zaman bu fonksiyonun tabii yine tanımlı mı diye bakıyorum. Yani soruluş tarzına göre değiştireceğim bak. Buraya verdim 2. 2 için sonucum 3. Yani f2 var. F2 3. O zaman bu fonksiyonun sürekli olduğu en geniş kümeyi sorarsa bana ben R'den neyi atacağım? 2'yi atacağım. Veya süreksiz olduğu noktayı söyler sorarsa bana diyeceğim ki x eşittir 2 noktasında bu fonksiyon süreksizdir. Tanım kümesinde. Peki reel sayılarda nerede süreksizdir derse yine 2 de süreksizdir. Tamam mı? Yani kafayı çok karıştıracak da bir şey yok. Dediğim gibi ÖSYM çok o toplara girmeyecektir. Kafan karışmasın. Gel bak şimdi biraz daha detayına girelim. Gel. Şimdi karşımıza böyle bir fonksiyon çıktı. Tamam Bu fonksiyon x e, Bir kere a noktası hariç her yerde süreklidir. Peki bu fonksiyon x eşittir a'da sürekliliğini inceleyelim. Hadi önce f a'ya bakıyorum. f a'yı söyle bana. f a var mı? Var. Eşittir b. Tamam. f a varsa sıkıntı yok zaten. Şimdi sağ limitine baktım. Sağ limit değeri bak şartım ne? Limitli de olacak. Limit şartı ne? Sağ limitle sol limit eşit olacak. Bakıyorum limit x A noktasında sağ limitine bakıyorum. A duvarını çizdim. Sağdan çaptım D. Buraları biliyorsun artık anlatmıyorum. Hemen limit X. A'ya sol limitine bakıyorum fx. Sol duvarım. Duvarıma soldan çaptım C. Bak C ile D eşit olmadığı için limit yok. Limit olmadığı için de bu fonksiyon X eşittir A'da süreksizdir diyorum. Şimdi bana sürekli olduğu en geniş kümeyi sorarsa ne değil? Reel sayılardan ne yatacağım? A yatacağım. Sürekli olduğu en geniş küme bu. A'da sürekli değil sadece bu fonksiyon. Geldim aşağıdakine. Şimdi bakıyorum. Bir kere bu şekildeki fonksiyonların arkadaşlar A noktasında da B noktasında da limiti vardı. Bunu unutmayın. A'da da içi dolu olsa da boş olsa da uç noktalarda limitimiz vardı. Peki süreklilik. Gel bakalım. Şimdi bana o zaman şunu söyle. Limit x A noktasındaki limit değerimi söyle. Sağ sol aranmazdı burada. Limit değeri direkt sağ limit değerine eşit oluyordu. Mesela N diyelim buraya N. Hadi bana şimdi fA değerini söyle. Limit değeriyle fonksiyon değeri eşit olacaktı. F A, o da ne? O zaman eşit oldukları için bu fonksiyon X eşittir A'da süreklidir diyor. Geldim buraya. Şimdi burada iki farklı şekilde sorabilir. Müfredat diyor ki kardeşim X eşittir B'de F B var mı diyor. Bak FB var mı? E yok. Tanımsız. O zaman burada diyor süreklilik incelenmez diyor. Bakma diyor sürekli. Yani fonksiyon tanımlı bile değil ki orada diyor. Sen diyor orada ona bakamazsın. Ama farklı şekillerde sorabilir. Şimdi dedi ki mesela sana. Sana dedi ki tanım kümesinde bak tanım kümesinde bana süreksiz olduğu yerleri söyle dedi. Yani tanım kümesinde sürekliliğin olmadığı bir yeri söyle diyor. Şimdi bu fonksiyonun tanım kümesi nedir bir kere arkadaşlar? A'dan başlıyor. A'ya eşitlik var ama B'ye eşitlik yok. Yani tanım kümem şu. Köşeli parantez A, açık parantez B. Şimdi tanım kümesinde süreksiz olduğu bir yer var mı? Yani burada süreksiz olduğu bir yer var mı? E B'de sürekli değil bu fonksiyon biliyorum. Ama tanım kümesinin içerisinde olmadığı için diyorum ki bu fonksiyon tanım kümesinde süreklidir diyorum. Tamam mı? Tanım kümesinde süreklidir. Ama şimdi soru da sana mesela dedi ki sürekli olduğu en geniş aralık budur işte. Bak bu aralıkta fonksiyonun sürekli olduğu en geniş aralıktır. Hadi geldim. Yani uç değerlerde arkadaşlar sorulursa böyle iki boşsa arkadaşlar o noktada fonksiyon süreklilik incelenmez tanım kümesinde soruyorsa. Ama reel sayılar diye soramaz zaten fonksiyonu kısıtlamış. Gel buraya şimdi. Şimdi bu fonksiyonu inceleyelim. X bir kere x eşittir 1 noktasında sürekli mi değil mi hemen söyle bana. Grafik kopmuş. Tanım da var. O zaman x eşittir 1 de fonksiyon sürekli değildir. Ama incelememizi yapalım hadi. Önce f1'i söyle bana. F1. Var mı f1 değeri? ha içi dolu. F1 eşittir 1. Zaten fonksiyon tanımlıysa korkma. Sonra hemen bu fonksiyonun limitine bakalım. Limit x 1 noktasındaki sol limit. Duvarımı çizdim. 1'e soldan çarptım 1. Tamam 1. Sağ limitini söyle. Limit x 1'e sağdan yaklaşırken. Bakın bunlara sizin yapmanıza gerek yok. Ben mantığını oturtun diye uzun uzun yazıyorum. 1'e sağdan nerede çarptım? 2. E fonksiyonun limiti yok. Limiti yoksa, limiti yoksa bu fonksiyonun tanım kümesi vade tanımlıysa direkt o noktada sürekli değildir diyoruz. O zaman bu fonksiyon x eşittir 1 noktasında tamam mı noktasında nedir diyorum? Süreksizdir diyorum. Peki bana bu fonksiyonun en geniş tanım kümesini söyleyin hadi. En geniş tanım kümesi söyle. Bu fonksiyon bir tek bak bir de tanımlı mı değil mi onu söyle bana. Birin karşılığı var mı? Var. Tüm reel sayılarda tanımlıdır bak. Elimi grafiğin üstüne koydum geldim. Bir içinde sonucu var. Sonra bütün reel sayılara gidiyor. Peki bu fonksiyonun bana bana tanım kümesinde bak tanım kümesinde süreksiz olduğu yeri sordu. Bak tanım kümesinde süreksiz olduğu yer. Tanım kümesinde süreksiz olduğu bir tane değer var. Kopma olan yer x eşittir 1 noktası. Peki reel sayılar kümesinde süreksiz olduğu yer o da x eşittir 1. Tamam mı? x eşittir 1 Şimdi buna bakalım. Aynı mantık değil mi arkadaşlar? Bakın bu sefer x eşittir 1'de limit var ama fonksiyon değeri limit değerine eşit değil. Hadi başlayalım. Önce bana bu fonksiyon için f1 değerini söyle. f1 kaça eşit? 2'ye eşit. Şimdi limiti sağdan soldan incelemeyeceğim. Biliyorsunuz grafikte kopma yoksa limit vardı. Bak fonksiyon değeriyle alakalı değildi. Limit x. 1 noktasındaki bu fonksiyonun limit değeri kaçtır arkadaşlar? 1'dir. Fonksiyon değeri limit değerine eşit mi? Değil. O zaman bu fonksiyon x eşittir 1'de süreksizdir. Yani bir grafik varsa, içi boşsa, başka bir yerde tanımlıysa orada süreksizdir. Hadi bu fonksiyonun bana en geniş tanım kümesini söyle şimdi. En geniş tanım kümesi. Nedir? Geliyor, 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 geliyor. 1 için tanımsız mı? Hayır. F1 eh, var kardeşim. O zaman tüm reel sayılarda tanımlıdır. Bak devamında da tanımsız olduğu yer yok. Peki bana bu fonksiyonun tanım kümesinde sürekli olduğu yer. Tanım kümesinde hatta süreksiz olduğu yeri soralım. Tanım kümesi reel sayılar. Süreksiz olduğu yer var mı tanım kümesinde? Var. X eşittir bir noktası. Reel sayılar kümesinde süreksiz olduğu yer şey süreksiz ha şu sürekli değil. Reel sayılar kümesinde süreksiz olduğu bir yer var mı? Evet x eşittir 1. Tamam. Geldik son durumlarımıza. Şimdi burayı bir de denklem olarak yazayım da ne olduğunu gör. Gel. Sana bir fonksiyon yazayım şimdi. Mesela fx eşittir, fx eşittir x çarpı x eksi 1 bölü x eksi 1 diye bir fonksiyon yazdım sana. Şimdi bu fonksiyon acaba fx eşittir x fonksiyonuyla aynı mıdır? Sence aynı mıdır? Hocam ben bunları sadeleştiririm. Bu da fx eşittir x'tir, bu da fx. İşte çok büyük fark var aralarında. Öyle sadeleştirme falan kafana göre yapamıyorsun. Bak fx eşittir x'in grafiği budur. Budur bunun grafiği. Ama bunun grafiği bu değildir. Bunun grafiği nasıldır biliyor musun? Aynı grafiktir. Sadeleştiriyor gibi düşünürüm evet. Ama x'in bir değeri için bu fonksiyon tanımsızdır. x eşittir bir için fonksiyon yoktur burada. İçi boştur. İşte bu grafik o. İşte bu grafik. Anladın mı mansanı? Yani öyle içi boş olan yerler böyle yani sadeleştirir mi? olur bu olur öyle bir şey yok. Sadeleştirince fonksiyon değişir. Tamamen değişir. Yani orada içi boş içi dolu olduğu yerler sıkıntılar çıkarır. Şimdi o zaman bu soruyu inceleyelim. Dedi ki bize bu fonksiyonun tanım kümesini söyle bana dedi önce. Bak bu fonksiyonun en geniş tanım kümesi. F1 var mı? Yok. O zaman en geniş tanım kümesi R'den biri atınca. Bu tanım hükmü. Bunda sıkıntı yok. Peki bu fonksiyonda f1 var mı? Yok. Ne f1? Tanımsız. Şimdi bu soru sana şunu sorarsa bak. Dedi ki bana bu fonksiyonun tanım kümesinde bak. Tanım kümesinde süreksiz olduğu yerleri söyle dedi. Bak nerede? Tanım kümesine bak. Oradaki süreksiz olduğu yerleri söyle diyor. Bak tanım kümesine bakıyorum bu. Bunun süreksiz olduğu yer de bir gibi görünüyor. Bunun içinde bir yok ki. O zaman ne diyeceğim ben? Ben bu fonksiyona tanım kümesinde tanım kümesinde süreklidir diyeceğim. Yani tanım kümesinde süreksiz olduğu bir nokta yoktur diyeceğim. Müfredat bunu diyor işte. Bakma kardeşim oğlum Bakma. Ben de tanım kümende yoksa oraya süreksizdir demeyeceksin Yok çünkü sende de oluyor. Sen de olmayan bir şeyi nasıl inceleyeceksin diyor. Yok. Tamam mı? Peki ama şöyle sorarsa ki ki yani normalde normalde ben çıkıp da böyle analiz dersi anlatıyor olsam size tamam mı? Yani üniversite matematiği anlatıyor olsam x eşittir bir de bu fonksiyon süreksizdir deyip çıkacağım. Ha, yani ÖSYM'nin yaptığı bir ÖSYM'nin değil aslında müfredatın yaptığı bir iş işgüzarlık gibi de düşünebilirsiniz bunu. Ama bu soruyu şöyle sorarsa bana diyorum ki reel sayılarda süreksiz olduğu yer sorarsa bana tamam mı? Reel sayılarda. E bir yok işte. O zaman nedir diyeceğim? R'den biri atacağım. İşte bu reel sayılardaki sürekli olduğu en geniş küme. Reel sayılardaki süreksiz olduğu yer derse x eşittir 1. Tamam Aradaki fark anladın değil mi? Burada içi boşken tanım yoksa inceleme kardeşim diyor. Sayma onu diyor. Orada son, fonksiyon burada var sadece diyor bak. Siyahla çizdiğim yer fonksiyon diyor. Burası fonksiyon diyor. Burası benim fonksiyonum değil diyor. Sen sadece siyah çizdiğim yerde bakacaksın o zaman diyor. Bu siyahla taradığım yerde fonksiyonun süreksiz olduğu bir yer var mı? Yok, süreklidir diyorsun, geçiyorsun. Tamam mı? Tanım kümesinde süreklidir. Geldik buna. Çok uğraşacak bir şey yok. Bak, fonksiyon üstüne elimi koydum. Kopmalar, zıplamalar, atlamalar bir şeyler var mı? Yok. Bir noktasındaki limit değerim de bir Fonksiyonun içi boşluğu dolu hiçbir şey yok. O zaman bu fonksiyon tüm reel sayılarda süreklidir. Tüm reel sayılarda tanımlıdır. Tamam mı? Anladın değil mi? Şimdi soruların üstünde her şeyi yerli yerine oturtacağız. Hadi bakalım ikinci dersimizde soru çözümüyle devam ediyoruz. Görüşürüz efendim. Bay bay.